Herkese merhaba, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Hocam artık suyumu aldım. Ben çok fazla su içemiyorum. Yani zorluyorum kendimi ama içemiyorum. O yüzden gözümün önüne koydum. Onu içeceğim. Geç kahvaltı yapacağım. Beren'in kahvaltısını hazırlarım. Sonra evi toplarım. Bugün dışarıya çıkmak istiyorum. Hava o kadar güzel ki. Yağmur falan da yok zaten. Bir de Adana'da artık bildiğiniz yaz geldi. Dün bütün halıları yıkamaya gönderdim. Temizlik yaptım, süpürdüm, sildim. Onları videoyu çekmedim çünkü hızlı olmam gerekiyordu. Videoyu çekerken o hızı gösteremiyorsunuz. İşte yok kamerayı oraya koy, tekrar süpür, tekrar şey yap. Bayağı bir oyalıyor beni. O yüzden dün temizlik videosu çektim. Camdan silinmesi gerekiyor. Yazdıklarını çıkarttım. Onların yerleşmesi gerekiyor ama onları bugün yapmayacağım. Onları yarın yaparım. Artık beraber yaparız. Ya da sizi dahil etmem. Bilmiyorum onu da. Bugün dışarıya çıkacağım dediğim gibi. Böyle dışarıya çıkıp gezmek istiyorum ama Beren istemiyor. Şimdi o park istiyor, oyun alanı istiyor. Hava sıcak, gündüz vakti ben onu götüremem. Ya böyle öğleden sonra önce onun gönlüne derim bir park falan. Ama bu sefer de uykusu geliyor. Ya bu huzursuz oluyor, sevmiyor ya. Alışveriş merkezini sevmiyor, o yüzden gidemiyorum. O zaman videoyu başlayalım. Zaten kahvaltısını yaptı. Sonra da evi toplar, hazırlanır, dışarı çıkarız. Biz Beren'le hazırlandık. Şimdi Real'e gideceğiz, sinemaya girecek. Şöyle bir etek giydim. Hadi boy. Beyaz bir tişört, bir kolye. Tamam. Beren böyle giyindi, çok tatlış oldu. Ben de şöyle giydim. Bu çok patlıyor tabi. Ve biz gidiyoruz. Hadi bakalım. Biz sinemaya geldik Beren'le. Şimdi Beren'in ilk sinema filmi olacak. Elif arkadaşlarına geldik. Evet. Bekliyoruz. Bir 20 dakika sonra başlayacak.
Hiç AVM'ye dolaşmayalım dedik. Burada oturduk. Bekliyoruz. İlk defa bir filme girecek. Geçen geldiğinde girememiş, üzülmüş. Ay çok uyandım. Gireceğim şimdi arkadaşlar. Öyle bakalım. Buradan çıktıktan sonra da ben birazcık dolaşacağım. Değil mi? İzin verecek Beren de. Sonra Beren belki bir şeyler yer. Ondan sonra dolaşırız. Olur mu? Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kalbimde uçuşup rengarenk. Biz Beren'le filmden çıktık. Şimdi de bir şeyler diyoruz. Sonra da ideali bırakacağız. Değil mi Beren? Bugün anne kız günümüz. Biz afiyet olsun. İngiliz Home'dayız şimdi. İngiliz Home'a geldik. Çok yaşa. Gel bakalım. Çok güzel. Üstün şunlar da güzel. Gel hoş. Ya bakayım aradım bir şey. Ay şu ne kadar güzelmiş. Ay şu ne kadar güzelmiş. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Şu an %70 indirim var. Çok güzelmiş. Gel. Şunlar falan dokuları çok güzel yerleri. Yapma. Hadi ilerle bakalım. Çok güzel bunlar değil mi? Evet anneciğim. Sabunuyor muyum? Çok şık. Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel şu taraftakilere de bakalım. Gel. Bir tenceresi vardı ya. Böyle beyaz bir tane. Beren. Ne? Bir tane tenceresi vardı beyaz. Bunu göremiyorum. Çok uzaklaşma yavaş. Çok şık. Hı? Koy anneciğim. Bana çocukla gezemiyorsun. Çocukla gezerken böyle sanki her an bir şey kıracakmış gibi yani. Diken üstünde gidiyorsunuz. Hadi gel gidelim. Buradan da çıktık. H&M'e giderdik ama H&M çok terste kalıyor. Yok, dondurmayı en son alacağız giderken. Şimdi başka bir yere daha girelim. Birkaç yere daha girelim. Ondan sonra el salla. El salla. Seni yerim. Çok güzel. Mola verdik Beren'le yine. Dolaştık. İngiltere'ye girdik. Güzel şeyler vardı. Ay ben de yoruldum. Eşi bugün gelmeyecekmiş. Eşi varmış. O yüzden biz de ne yaptık Beren'le? Ben yiyecek sanmıştım. Geç gel demiş. Yemeğini siz yiyin dedi. Yemek yapmıştım. Fasulye yapmıştım. O yarına kaldı yani. Yarın da evin diğer işlerini yaparım. Çamaşır, dütü, onları hallederiz. Bugün de böyle bir roşa takıldık. Ama yoruldum ya. Yoruldun mu? Bir iki yere daha gireceğiz. Ondan sonra da eve gideceğiz. Zaten saat 7:30 oldu. Evde görüşürüz. Saat 10. Biz eve daha yeni giriş yapıyoruz. Değil mi? Evet. Yani şöyle dağılmış durumdayız. Çünkü Real'den çıktık, dolaştık. Ondan sonra Beren tutturdu babaannemlere gidelim diye. Babaannesinin halasının yanına uğradı. Eve daha yeni geçiyoruz. Üstünü değiştirecek, uyuyacak zaten. Benim de çamaşırlarım falan var. Onları halledeceğim. Onları katlayacağım, ütüleyeceğim, yerleştireceğim falan derken uyku vakti geldi. Bir de hazır üstünü değiştirmemişken şöyle göstereyim. Işık açayım da. Çok karanlık oldu. Her yer şöyle. Şimdi bir kargom geldi. Bunu merak ediyordum. Onu bir açalım. Şöyle bir tane triko elbise aldım. Uzun. Standart bedendi. Şöyle bir elbise. Hemen yerini de göstereyim.
Tam böyle yazdık. Yani altına sandaletlerle giyebileceğiz. Bunun altına şey düşünmüştüm zaten ben. Bunun altına ben bunları düşünmüştüm. Yani terkler de çok güzel olur. Güzel görünüyor. Tam böyle yazdık. Bir elbise. Gideyim üstümü değiştireyim. Bir sürü kabam var. Neden bu kadar çok kabam varmış? Şimdi fark ettim. Bunu bu sene hiç giymedim. Yani daha çok bunu giydim. Bunu giydim. Yani bunu da çok fazla giymedim. Az giydim. Ama özellikle şunu çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Kazaklar falan var. Burada kalın pijamalar. Ceketler. Pantolonlar, bluzlar. Onlar var. Şu tarafta birkaç parça kaldı. Şuraya şöyle elbiselerimin bir kısmını astım. Bunların hepsini zaten giydim. Kullandığım elbiseler, tulumlar. Aa, bu da mı varmış dediğim. Mesela şunu yeni aldım. Şunu aldım. Ama tabii daha hiç giymedim. Şu taraf düzenlenecek. Yani şimdilik dolabın içi de böyle az kalmam gerekiyor. Sonra şuraya da şöyle günlük giydiğim
tişörtler falan var. Gecelik falan var. Onları astım. Bunlar da şöyle bir düzene sokulması lazım tekrar. Ama tabii bunlar da askı alacağım buraya. Bir 20 tane askı alsam olur. 2 aya gitmem gerekiyor. Düzenleyici almam gerekiyor. Yani bendeki son durum şimdilik böyle. Yoruldum yani, şimdiden yoruldum. Hurç almam lazım ya. Vakumlu var ama vakumluya koyup kaldırmak istemiyorum bu sefer. Montları falan bilmiyorum, belki de vakumlarım. Yani açınca tekrar nasıl olur? Çok vakumlamamak gerekiyor muhtemelen. Ama neyse, ben hurç almayı düşünüyorum. Bunları da zaten kılıf alacağım. Kabanları, ceketleri de kılıfa koyacağım. Robotu çalıştırdım. O içeriği süpürdü, sildi. Oldu olmaya çok rahat oldu. Sonra Beren'i uyutacağım. Yemeğim var ama pilav yapacağım, çorba yapacağım. Sadece taze fasulyem var yani. Dün yenmeyince o bugüne kaldı. İyi oldu, bir günde zeytinyağlı olduğu için dolapta dinlenmiş oldu. Şimdi ben hızlı bir şekilde hemen şunları da toplayayım. Bir hurç bakayım. Hurçların hepsi de bazanın altında. Bazayı da şu an kaldıramam yani. Kaldırayım. Yığıldı kaldı burada hepsi. Çok yorucu. Neyse, ben hızlı bir şekilde bir bakayım ne yapabilirim. Ondan sonra hepsini bir güzel toparlayayım. Ya şu ceket herhalde bir sene giydim. Bir sene, belki bir sene giymemişimdir. Bu da Zara'nındı. Ama şu hale bakın. Çöp. Bir daha deri almayı düşünmüyorum. Tabii bunlar suni deri ama olsun. Hani Zara'da olsa bunu asla almam. Zira şey de öyle. Deri pantolon da öyle şurada. İlla ki bir aşınma oluyor. Gerek yok. Şurada da benim dikiş makinem var. Kumaşım var. Orada bir kılıf var. O kılıfın içine şu montları güzelce yerleştireyim. Şöyle biraz toparladım diyebilirim. Burada benim kabanlarım, ceketlerim, kazaklar, kışlıklar. Bunun içinde daha Mustafa'nın tarafını hiç geçmedim. Onun tarafını belki de toplamam. Çünkü arka taraftaki giyim odasındaki dolabın bir tanesi bayağı bir müsait. Müsait olduğu için belki onun kıyafetlerini, kışlıklarını, kazakları
güzel bir şekilde bir katına en üstte yerleştiririm. Diğer taraflar boş kalır. Aynen 12 lira yapacağım. Bunlar bazanın altına girsin. Ya da dolabın en üstüne bakmam lazım. Orada boşluk varsa oraya da koyabilirim. Bazanın altına belki koymam. Yoruldum. Yeter, şimdi kapatıyorum. Biraz sonra ne yapıyor oluruz hep beraber göreceğiz. Burada aldıklarımız vardı. Hepsinin etiketlerini falan kestim. Onu şuraya denerken bir kirlettim. Şunların hepsi yıkanacak şimdi. Bir kısa şeyde. Bu eşimin. Size benim olanı göstereyim. Yeni aldığımı. Evet, misin? Şöyle ince bir tane keten gömlek aldım. Bunu sonrasında gösteririm. Bir de şu tişört çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Tek beden kalmış. Bir tane daha istediğim model vardı ama onu bulamadım. Böyle. Şimdi ben bunları hemen makineye atayım. Kısa programda bir güzel yıkansınlar. Geldi yıkamadan. İnşallah lekesi olanların lekesi de gitmiştir, bitmiştir. Kurtulmuşumdur ama sen diyeceğim. Videoyu da artık burada kapatalım. Çünkü yeni bir vlog devam edeceğiz artık. Hazırlandık. Veranda dışarıya çıkacağız biraz sonra. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.